6 Şubat depremlerinde 49 kişinin öldüğü Emre Apartmanı ile ilgili dava devam ederken ikinci müteahhit Ali Emre'nin ailesi yıkılan binaya dair açıklama yaparak adil yargılanma istedi. Bu binada temelde tamamen usulsüzlük var. Çünkü temel, mütemadi temel olarak projesinin çizilmesine rağmen münferit temel olarak yapılmış. Yani münferit temel dediğimiz temelde sadece temel pabuçları var. Arada bağlantı kirişleri yok. Yani oldukça zayıf bir temel şeklinde yapılmış. Üstelik bu temel proje çizilmeden önce ruhsatsız bir şekilde başlanarak ruhsatsız bir şekilde yapılmış. Şimdi burada aslında ilk müteahhitler Ahmet Yıldız, Erol Özustu. Ahmet Yıldız ve Erol Özustu burada ruhsatsız bir şekilde binaya başlıyorlar. Sonradan statik proje çizdiriyorlar. Üstelik bunlardan birisi de mimar. Mimar olduğu halde, yani teknik eleman olduğu halde burada usulsüz bir temel yapıyor. Binayı biliyorsunuz taşıyan en büyük unsur temeldir. Yanlış bir temel yapıldığı için de depremin 10-15. Anında saniyesinde burası yıkılıyor. İkinci müteahhit zemin katından sonra, yani temel, bodrum ve dükkan katı yapıldıktan sonra burayı alıyor. Aslında ikinci müteahhitin bu depremde yıkılma anında hiçbir kusuru görünmediği, bulunmadığı açıkça dosyada da belirtiliyor. Ama dosyada bu tarz bilirkişi raporları ve açıklamalar olmasına rağmen henüz yargılama süreci çok yavaş bir şekilde devam ediyor. Bilirkişi raporu, sadece bir bilirkişi raporu alabildik. Henüz bir tane keşif yapıldı. Bu tarz dosyalarda 7-8 tane bilirkişi raporu çıkmasına rağmen bu dosyada henüz sadece bir tane bilirkişi raporu var. Biz de bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz açıkçası artık. Yani beton ve demir çalan insanlar yargılanmıyor. Asıl suçlular dışarıdayken, yani bizim babamız şu anda taksirle adam öldürmekten 15 aydır içeride. Adil bir şekilde yargılanmasını istiyoruz. Yani dosyadaki bilinenlerin gün yüzüne çıkmasını, hakimin buna göre yargılamasını, temelin binada ne kadar önemli bir unsur olduğunu göz önünde bulundurarak yargılama yapmasını istiyoruz. Bir de diyorlar ki, şimdi ikinci müteahhit bunu bilmiyor muydu? Yani aldığında bundan haberi yok muydu? Tabii ki yoktu. Çünkü temel üstü kapatılmış bir unsur, bir yapı elemanı. O yüzden hani temeli açık görmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani o yüzden biz babamın adil bir şekilde yargılanmasını, dosyadaki gerçeklere göre yargılanmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz bu. Babamın Antep'te iki site, 10-15 blok yapmış olduğu yapı var. Ama hiçbirinde bir kusur yok, herhangi bir hasar yok. Hala içlerinde oturmakta. Yalnızca bu binayı sonradan devraldığı için bu binada yıkım oluyor. B blokta oturan insanların da hayatı söz konusu. Herhangi bir ufak bir sarsıntıda dahi yıkılma çok büyük bir risk. Çünkü ne kadar demir ve beton çalındığı hala bilinmemekte. Projeye uygun yapılsaydı bina yıkılır mıydı? Projeye uygun bir şekilde demir ve beton kullanırsaydı bina yıkılır mıydı? Aslında bu büyük bir soru işareti. Ama maalesef ki mütemadi temel üstüne oturtulmuş bir bina ve bu ikisinin arasında ne kadar demir ve beton çalındığı, hatta kaybolduğu bile belli değil. Bu ortadaki fark çıksa hem adil bir yargılama hem eşit bir yargılama söz konusu olur. Çünkü kusur oranlarının belirtilmesi bu konu bakımından çok önemlidir. Bu ikisinin temeli aynı anda atılıyor. A bloğun temeli atılıyor. Beton kuruması diye bir şey vardır. A bloğun temeli atılıyor. Ondan sonra orasının betonu kuruyor. Sonra B bloğun temeli atılıyor. Ondan sonra oranın betonu kuruyor. Ondan sonra A'ya devam ediyorlar. Böyle çaprazlama bir şekilde devam ediyor. B bloğun ve A bloğun dükkan katının taplası, şuradaki taplayı görüyorsunuzdur. Büyük bir tapla var.
balkon gibi, teras gibi büyük bir tabla var. O tabla atıldıktan sonra binanın ruhsatıyla beraber ikinci müteahhiti, satın alması gereken müteahhiti buluyorlar. Ondan sonra ruhsatlı ve projeli bir şekilde devrediyorlar. Bundan sonra sadece şu blokları, 11 katlı bloğu ikinci müteahhit yapıyor. Daha sonra oturma iznini, iskan iznini hepsini alarak toprak sahiplerine devrediyor. Yani biz soruyoruz, gelen keşifteki müteahhitlere de soruyoruz. İkinci müteahhitin açıp temeli görme gibi bir imkanı var mıydı, bir sorumluluğu var mıydı diye. Mümkün değildi diyor. Yani açıp bakma gibi ne bir sorumluluğu var ne de açıp bakma gibi bir imkanı söz konusuydu. Bu konuda insanların haklarının kaybolmamasını istiyorum. Gerçekten burada büyük bir ihmal söz konusu. Projelendirme konusundan, demir ve beton konusundan gerçekten bilinçli bir şekilde haklarını arasınlar istiyorum. Hatta ve dahi B bloktaki oturan insanların bile yanlış temel üstünden bir bina satın almışlar ve şu anda yanlış temel üstünde oturuyorlar. Herhangi bir sarsıntıda yıkılıp yıkılmayacağı belli değil. O yüzden onların dahi haklarını arasınlar istiyorum. Daha var. Bunu da hazırlayacaktım ama şey gibi çok önemli.